Hello. Günaydın. Good morning. Efendime söyleyeyim, nasılsınız? Bugün böyle şebekliyim üstümde çünkü güzel uyudum. Farkındaysanız sabah aydınlık. Şu anda saat 9. Vallahi 5.30'da uyandım. Sonra üzerimde bir böyle uyku mahkum oldu. Dedim ki biraz daha uyuyayım dedim. Yıldırım da sağ olsun. Aman uyuyalım ne olacak dedi. Sabahtan yapmamız gereken acil bir iş yok nasıl olsa dedi. Vallaha mı dedim. Vallaha dedi. O zaman hadi dedim yat sus. Sus uyu. Ve saat 8'de gözlerimi açtım. Dünyaya. Yıldırım dedi ki ben uyuyacağım. Ben dedi bugün öğlene kadar dedi benim işim yok. Bizim sevkiyatlarımız, işlerimiz aslında gerçekten saat 12'den sonra başlıyor. Öğlen 12'den sonra başlıyor. Ama ben ya Almanya'da büyüdüğüm için herhalde Alman disiplini bendeki erken kalkmayı, erken çalışmayı ben daha çok seviyorum. Çünkü öğlen işe başladığımda ben o günden bir şey anlamıyorum. Yani bugün ilerleyen saatlerde mutlaka söyleyeceğimdir. Bugün günüm boşa geçti, ben bugünden hiçbir şey anlamadım falan diye kesin söyleneceğim. Ama uyumaya da ihtiyaç var ya. Ben böyle 15'te bir, 20 günde bir yaparım bunu. Böyle 8'de kalkarım. Bu arada selfie çubuğumu alacaktı, unuttum. Böyle de insanın kolu kasılıyor arkadaş, azıcık da şuradan tutayım. Ondan sonra işte saat şu anda 9. Süslendim, püslendim. Trene doğru gidiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Sabah 5.30'da kalktığımda 6'da çıkıyorum. 6'dan geçe çıkıyorum evden. 6.23 trenine biniyorum. Mis gibi otura otura Sirkeci'ye kadar gidiyorum. Hatta uzanacak yerler bile var. O derece boş oluyor. Ama şimdi büyük bir ihtimal adım atacak yer bile olmayacak. Ve ben yine büyük bir ihtimal yani 4-5 durak ayakta gitmek zorunda kalacağım. Bu da gerçekten benim için çok yorucu olacak. Bakalım gün bize neler gösterecek. Arkamdaki teyze de gülüyor sağ olsun. Sallarsa şaşırmayın. Salladı mı yoksa halüsinasyonu gördüm bilemedim. Neyse ama poz veriyor. Gülümsedi bana. Olur mu öyle şeyler? Çıkabilirler ekrana. Benim için bahsediyor. Hatta birlikte bile bir vlog hazırlayabiliriz insancıklarla. Şu acemiliğimi bir atayım. Çok güzel planlarım var. Eminönü'nün göbeğindeyim. Herkesin elinde bir kamera, bir mikrofon. Eminönü'nde geziyor. Benim onlardan neyim eksik? Ben niye yapmayayım? Sonuçta konuşmayı seven bir insanım. Diksiyonu düzgün bir insanım. Özgüveni tavan bir insanım. Sokarım birinin ağzına mikrofonu. Derim ki anlat bana bugün neler yaptın, çabuk anlat, bir yok hazırlamam lazım. Bulurum, bir soru bulurum yani. Anlatırım. Oh. Ay hava çok güzel. Gerçekten hava mis. Sabah kalktığımda yağmur yağıyordu. Ay ne giysem, ay ne yapsam. Yağmur çizmelerim nerede? Ay şemsiyemi bulamadım. Öbür şemsiyemi kıyamadım ya, dök şemsiyeme. Ben zaten şemsiye özürlü. Kullanamıyorum, edemiyorum. Kıracağım, edeceğim, elimde kaldı. Ay bir şey mi düşürdüm? Başka şemsiye aradım. Yok, başka şemsiye de yok. Kırmışım demek ki. Hepsi kalmamış. Kaldım böyle açıkta. Aa dedim o zaman takarım dedim. Kapşonumu yürürüm. Şemsiyem daha özel, daha kıymetli. Yağmur çizmelerim nerede? Yok yağmurluğum nerede derken yine spor ayakkabı candır modundayım. Yağmurluğumu buldum zaten. Bu yağmurluğum da benim için çok özel. Rahmetli annem hastaneye ilk yattığı zaman Mayıs ayındaydı. Yoğun bakımdan çıktı falan, odaya aldılar. Tekerlekli sandalyede, hatta onu da vloğa ekleyebilirim. Şimdi aklıma geldi. Instagram'da var. Hava alsın dediler doktor. Hareket etsin, sürekli yatmasın, hava alsın dedi.
Tabii kadının her yerinde hortum, her yerinde serum bilmem ne olunca yürütmek ona imkansız oldu. Zaten 15 gün yoğun bakımda kaldı kadın, halsiz, yürüyemiyor. Ben de tekerlekli sandalyeye koydum onu. Maltepe Süreyya Paşa Senatoryum. Bu arada annem vefat edeli 10 ay oldu. Anlatırken biraz kötü oluyorum. Kusura bakmayın. Maltepe Senatoryum'un balkonları böyle upuzundur. İnce uzundur. Ben de annemi çıkarttım balkona. Dedim hareket et hadi. Git oraya buraya git. Yani tabii ki de ben sürerim onu. Zaten 3 yıl boyunca helal olsun her şeyle ilgilendim, baktım. Kolum da öldü zaten. Allah kimseye göstermesin böyle tabii. Gülünecek bir şey değil, sakın lütfen yanlış anlamayın ama ben böyle çok ağlamayı sevmem. Böyle ağlayacağım şeyleri de gülerek anlatırım. Hayata dalgaya vurmazsam hayat o kadar adil değil, iyi davranmaz. O yüzden hayatın sizinle alay etmesine izin vermeyin, siz hayatla bizim alay edin. Oo, ben de o kadar çok hikaye var ki anlatırım, ne de olsa artık buralardayım. Kimseden de gizlim saklım çekineceğim yok. İlerleyen vloglarda mutlaka anlatırım. Uzun lafın kısası, annem balkonda tekerlekli sandalyeyle gidip gelirken tabii kadıncağız üşüdü. Bu ceketimi vermiştim ona. Giydirmiştim. Kapşonu falan taktı. Muzur da bir kadındı. Ara ara huysuz da bir kadındı. O tekerlekli sandalyesini şey yaptı kendine. Kamyon yaptı kendine. İş makinesi sesi çıkardı böyle gür 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 lar lar lar. Böyle sesler çıkartarak yanaşmaya çalıştı arabasıyla. Böyle güzel bir anımız var. Tabii Instagram'ın o zamanlar hikayeleri de bu kadar uzun değil. Normal video çektiğindeki o kayıt yapma şeyi de bu kadar uzun değildi. O yüzden çok kısa çekmişim. Keşke çok çok uzun çekseydim. Benden size tavsiye. Anneleriniz, babalarınız hayattaysa, ben bunu eşime de söylüyorum ve çok fazla yapıyorum. Bu bana ders oldu. Annenizin babanızın videolarını çekin arkadaşlar. Konuşurken video çekin. Bulaşık yürüyse video çekin. Çekin. İzin vermiyorsa gizli çekin. İnanın o kadar iyi oluyor ki. Anneniz göçüp gittiği zaman elinizde kalan o videolar. Yani resimler, evet, onlar da tabii hasreti gideriyor. Ama bir video kadar olmuyor. Videoda hareketini görüyorsunuz. Sesini duyuyorsunuz. En azından birazcık özlem gidermiş oluyorsunuz. Dediğimi yapın. Yani Allah korusun. O gün geldiğinde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Benim babam Almanya'da. Benim annem babam ayrıydı. Babam orada kaldı. Ben buraya döndüm annemin yanına. Babam şu anda kanserle mücadele ediyor. Biz hep görüntülü konuşuyoruz. Ben o görüntüleri kaydediyorum. Resim olarak kaydediyorum. Görüşürüz. Ağlamadım ki, gözüme toz kaçtı. Ya da soğan doğruyordum falan. Çok anlatsınlar anlamcısı. Ya ağlamak da özgürlüktür. Tabii ki de ağlayabilirim. Ben çekinmem. Sadece çok arabesk bir hayatı yaşamayı sevmem. Böyle sürekli sallasınlık. Allah'ım ne olacağım? Derbederim, kimsesizim, sahipsizim, vah vah tüh tüh. Böyle bir hayatı yaşamayı seçmedim. Seçmeyeceğim de. Her zaman gözüm takıyorum. Kusura bakmayın, gözlerim de yanıyor bu arada. Ben yaz kış gözlük kullanıyorum. Benim gözlerim çok hassas. Hemen böyle sulanıyor. Yine sulandı. O yüzden gözlük biraz böyle rüzgarı kesiyor. Yani demem o ki, ben böyle arabesk takılmayı sevmem. Ama tabii ki de duygu
yani yaşıyorsak duygulu olanlarımız tabii ki de olacak. Duygulanabiliriz, duygulanabilirim. Ama siz de çok arabeks olmayın ya. Hayat o kadar kısa ki, ama gülün geçin ya. Bu da benim kaderimmiş yani. Yapacak bir şey yok. Allah beterinden... Tren Bey, şimdi 15 dakika yukarı çıkmak için gidiyoruz. Bir babam yürüyor yani. O kadar uzun yapmışlar ki. Keşke havaalanındaki gibi bir şu yürüme bantları olsa diye her zaman şey istedim. Kendime mağazanın birini attım. Şu anda pantolon ve üzerimdeki trikoyu denedim. İkisi de çok hoşuma gitti. Şöyle. Yüksek ben ama bu büyük geldi. Çok potluk var. Bunun bir küçüğünü isteyeceğim. Zayıflıyorum galiba. Bir de üstümdeki kazak. Bunun da sırt detayı var. Şöyle görebilecek misiniz bilmiyorum. Acaba gösterebildim mi? Gösterebildim mi şu anda bilemedim ama. Bilemedim. Bir de şu pantolonu deneyeceğim. Bu da çok hoşuma gitti. Şöyle tiril tiril ama pamuklu bir kumaş. Bunu kışın şey yapabilirim. İçine kilotlu çorap falan, böyle kalın kilotlu çorapla altına botlarla falan kullanabilirim. Böyle pamuklu bir kumaşı var. Çok güzel. Bunu da beğendim. Bunu da 40'ını aldım ama bunun 38'i var. Ay ben zayıflamışım. Çok mutluyum şu anda. İnanılmaz mutluyum. Normalde benim bedenim değişiyor. Bazı markalarda 38, bazı markalarda 40 giyiyorum. Bu mağazada isim vermeyeyim. Reklam olmasın lütfen. Bu mağazada da ben 40 giyiyordum. Alt grup 40, üst grup 36 giyiyordum. Çünkü kalıpları çok farklı. Ama burada da 38'e inmişim. Şimdi ben üstümü değiştireyim. Şunu giyeyim. Ay bunu da denerim. Denedikten sonra sizinle paylaşırım. Ay bakar mısınız? Ben buna bayıldım. Kesinlikle alacağım bunu. Kesinlikle. Bu arada reklam yapmayacağım dedim ama arka tarafta bas bas bağırıyor. Neyse. Yüksek bel. Kumaşı inanılmaz güzel. Çok rahat. Kesinlikle çok rahat. Evet bunu alıyorum. Üstündeki trikoyu da almak istedim. Bu da güzel böyle detay. Ben böyle detaylı şeyleri seviyorum. Böyle düz şeyleri sevmiyorum. Şu pembe de güzel ama bunun da farklı renkleri var bende. Şu kolları şöyle olanlar. Düzeltip böyle göstereyim size. Ama kesinlikle ay bunları alıyorum. Aldım. Aldım gitti. Çok güzel. Evet şimdi çıktım. O siyah beyaz pitikareli olanın ne yazık ki 38 bedeni kalmamış. El sallıyor. Ben de o yüzden ekranı unuttum, merhaba. diğer kamera açık zannetti. Onu çekiyorum zannetti. El salladı. Ben de o yüzden kamerayı açıyorum. Gözlerim çok fena akıyor. Saçlarım dağıldı tabii kıyafet denemekten. Çirkoyu almaktan vazgeçtim. Çünkü benim çok fazla üst giyimim var. Yani kasaklar, tişörtler, fırkalar falan o kadar çok var ki. Yani ben bu ikinci el satılan uygulamalara falan sürekli zaten onları yayınlıyorum. Koyuyorum, inşallah satılır. Hiç onu da sattım o şekilde. Tahmin etmişsinizdir zaten nereler olduğunu. O yüzden onu almadım ama pantolona ihtiyacım var çünkü pantolon eksiğim var. Sadece şey aldım. Şalvar tarzı siyah yeşil olanı aldım. Abi keşke ağzını kapatsaydı öksürürken ya. Size Mısır çarşısını gezdireyim. Thank you.
elimi de her seferinde ekrana koymazsam olmaz. Yani bir insan nasıl unutur? Ahtapotunu nasıl unutur? Selfie çubuğunu, ya bunlar benim sattığım şeyler. Evet, geldik dükkanımın sokağına. Mehmet Efendi'deki kuyruğu göstereyim size. Tahtakale yine kıvamında bugün. Yine kalabalık, yine yoğun. Ben de yoğunum. Yine dışarılardayım. Seviyorum dayı ya. Vallahi. Böyle her tarzdan insanlar var. Şu anda trendeyim ve tren tıklım tıklım. Yerde oturuyorum. Yoz ne demek? Aykırı. Baksana böyle geliyor. Nasıl şekil veriyorsun ben bilmiyorum. Bugün niye benim aklıma gelmedi? Gidip onun kafayı sarp gibi 3 numarayı vurdursaydık. Ne zaman tıraş oldun sen? Ne yapıyorsun? Çekmeyin bizi, ama. Ne zaman tıraş oldun sen? Hatırlamıyorum. Ayvalık'ta mı? Özgür mü tıraşın mı? Abartma, o kadar da değil. Senin saçlı... Efe, sen ne kullanıyorsun bu saçların senin bazı yerlere sararıyor? Denizden. Ne? Allah Allah. Kış geldi, ne denizden? Gördüğünüz gibi bizim evin halleri böyle. Biz şimdi güzel bir oyun hazırladık. Efe Yıldırım'dan içimiz oynayacağız. Onunla da çok güzel, Efe şu an hareketler yapıyor. Çok güzel vlog hazırlayacağım. Oynadıktan sonra onu da oyun vlogu olarak paylaşacağım. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.